Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle ortaokul 6. sınıf din kültürü kitabı 5. ünite değerlendirme çalışmaları metni etkinlik cevapları sayfa 137-138. 6. sınıf din kültürü kitabı 5. ünite değerlendirme çalışmaları metni etkinlik cevapları. 6. sınıf din kültürü kitabı sayfa 137-138. 1. Dini değerlerin toplumsal birlik ve bütünlük açısından önemi nedir? Örnek vererek açıklayınız. Cevap: Dini değerler toplumu bir arada tutan ortak bir inanç ve ahlak sistemidir. Yardımlaşma, hoşgörü, saygı ve sevgi gibi erdemleri güçlendirir. Örneğin Ramazan ayında yapılan iftar programları komşuluk ilişkilerini geliştirir. Zekat ve sadaka yardımları ise ihtiyaç sahiplerinin sıkıntılarını hafifletir. Toplumsal dengeyi sağlar. 2. Dini bayramlarımız hangileridir? Bu bayramların toplumsal kaynaşma açısından önemi nedir? Anlatınız. Cevap: Dini bayramlarımız: Ramazan bayramı, Kurban bayramı. Bu bayramlar insanlar arasında sevgi, kardeşlik ve dayanışmayı arttırır. Akrabalar, komşular ve dostlar bayramda bir araya gelir, ziyaretlerde bulunur. Kurban bayramında paylaşılan etler ihtiyaç sahiplerini sevindirirken, Ramazan bayramında verilen fitre ve sadakalar toplumsal yardımlaşmayı güçlendirir. 3. Vatanımız ve milletimiz bizler için neden önemlidir? Bilgi veriniz. Cevap: Vatan bir milletin özgürce yaşadığı toprak parçasıdır ve bağımsızlık sembolüdür. Millet ise tarih, kültür ve din birliğiyle bir araya gelmiş insanlar topluluğudur. Bizler vatanımız ve milletimiz sayesinde güvenli ve huzurlu bir yaşam sürüyoruz. Bu nedenle vatanımızı ve milletimizi korumak ve geliştirmek için çabalamak hepimizin görevidir. 4. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Ehl-i Beyt'e duyulan sevgi toplumumuzda nasıl ifade edilir? Örnek vererek açıklayınız. Cevap: Hazreti Peygamber'e ve Ehl-i Beyt'e duyulan sevgi, mevlid programları, kandil gecelerinde yapılan dualar ve hayır işleriyle ifade edilir. Örneğin Mevlid Kandili'nde düzenlenen etkinliklerde Peygamberimizin hayatı ve ahlakı anlatılır. Ayrıca camilerde Peygamber sevgisi işlenir, dualarla bu sevgi ifade edilir. 5. Bayrağımıza ve İstiklal Marşımıza karşı ne gibi görev ve sorumluluklarımız vardır? Anlatınız. Cevap: Bayrağımızın bağımsızlığımızın ve birliğimizin sembolüdür. İstiklal Marşı ise milletimizin azmi ve fedakarlığını yansıtır. Bayrağımıza ve İstiklal Marşı'na saygı göstermek, onları korumak, milli değerlerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak görevimizdir. Törenlerde dikkatli ve saygılı davranmak da bu sorumluluğun bir parçasıdır. 6. Şehitlerimize ve gazilerimize duyduğumuz şükran duygusunu ifade etmek için neler yapabiliriz? Bilgi veriniz. Cevap: Şehitlerimiz ve gazilerimiz vatanımız için fedakarlık yapmış kahramanlardır. Onlara olan şükran duygumuzu anma programlarına katılarak, dualar okuyarak ve onların ailelerine destek olarak ifade edebiliriz. Ayrıca bayramlarda mezarlarını ziyaret etmek, onlara olan minnettarlığımızı göstermenin bir yoludur. 7. Cuma günü bizler için neden önemlidir? Anlatınız. Cevap: Cuma günü İslam'da haftanın en kutsal günlerinden biridir. Bugün topluca kılınan cuma namazı ile Müslümanların bir araya geldiği, birlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği bir gündür. Müminler bugün Allah'a dua eder, ibadet eder ve hutbe dinleyerek dini bilgileri artırır. 8. Kandil gecelerimiz hangileridir? Söyleyiniz. Cevap: Madde madde kandil gecelerimiz şunlardır: Mevlid kandili, Regaib kandili, Miraç kandili, Beraat kandili, Kadir gecesi. Bu geceler ibadetlerin yoğunlaştığı, tövbe ve dua ile Allah'a yakınlaşma fırsatı sunan mübarek zamanlardır. 9. Dinimizi, vatanımızı, milletimizi ve bağımsızlığı korumak için savaşıp bu uğurda canı feda eden kimselere ne ad verilir? A. Asker, B. Gazi, C. Savaşçı, D. Şehit. Cevap: D. Şıkkı. 10. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi hatalıdır? A. Gazilerimiz vatan ve millet uğruna canını feda etmiş kimselerdir. B. Askerimize Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ismine nispetle Mehmetçik denir. C. Milletimiz asker ocağı peygamber ocağı olarak kabul edilir. D. İstiklal marşımız milletimizin bağımsızlık uğruna yaptıklarını anlatır. Doğru cevap A şıkkıdır. 11. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir yargı içerir? A.
milletler için bayrağın önemi yoktur. B. Millet olmasa bile vatan olur. C. Milletin vatan uğruna fedakarlık yapması gerekmez. D. Askerlik yapmak vatan borcudur. Doğru cevap D şıkkıdır. 6. sınıf din kültürü SDR İpek Yolu Yayıncılık Kitabı sayfa 138 cevapları. 12. Şehitlerimizi anmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A. Şehitlerimiz adına hayır yapmak. B. Şehitlerimiz için dua etmek. C. Şehitlerimiz için mum yakmak. D. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak. Doğru cevap C şıkkıdır. 13. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Celle Celaluhu katında yükseltildiği inanılan gecedir? A. Kadir gecesi. B. Miraç kandili. D. Berat kandili. D. Regaib kandili. Cevap B şıkkıdır. 14. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri kutucuklarda verilen kelime ve kelime gruplarıyla doğru bir şekilde tamamlayınız. Cevap A. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. B. Vatan bir milletin hür ve bağımsız olarak üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu, sınırları uluslararası anlaşmalarla belirlemiş olduğu toprak parçasıdır. C. İstiklal marşımız atalarımızın hürriyeti, bağımsızlık ve vatan uğruna yaptıkları fedakarlıkları anlatan çok önemli bir destandır. Ç. Din, vatan, hürriyet uğruna Allah Celle Celaluhu yolunda savaşa katılan ve savaştan sağ olarak dönen Müslümanlara gazi denir. D. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aile fertlerini ifade etmek için kullanılan ehli beyt kavramı sözlükte ev halkı anlamına gelir. E. Ramazan bayramında yaklaşık olarak 2 ay 10 gün sonra Kurban Bayramı kutlanır. F. Dini bir kavram olarak mevlid, doğum, doğum zamanı ve doğum günü gibi anlamına gelir. G. Hicri takvime göre 3 ayların ikincisi olan Şaban ayının 15. gecesi Berat Kandili olarak kutlanır. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.